sarsıntım. Evet, bir kişi çıkarıldı. Burak Altun şimdi size o noktayı gösterecek. Evet. Evet, şu an itibariyle bir kız çocuğunu görmektesiniz. Enkazdan çıkarıyor. Burası Gaziantep'in Nurdağ ilçesi. O umutlu bekleyiş şu an itibariyle güzel sonuçlandı. Bir kız çocuğunun o noktadan çıkarıldığını görmekteyiz. Kuşkusuz önemli anlara şahitlik ve tanıklık ediyoruz. Çevrede bulunan birçok aslında ifade ettik. Kısa bir süre önce bazı sağlık merkezlerinin de aslında enkazdan hasar aldığı ve yıkıldığı bilgisi var. O da şimdi aslında burada bulunan sağlık personelleri tarafından götürülecek. Kuşkusuz önemli, bir yandan zamanla da mücadele edildiğini belirtelim. Deprem maalesef bölgede bulunan 10 ilde etkin bir şekilde hissedilmişti. Gaziantep'te onlardan bir tanesiydi ve şu an itibariyle enkazdan çıkarılan bir kız çocuğunu görmektesiniz. Elden ele alt tarafta bulunan alana indiriliyor. Havanın da soğuk olduğunu belirtelim. İşte zamanla mücadele bu açıdan oldukça önemli. Çünkü şöyle de bir durum var. Donarak da hayatını kaybedenler olabiliyor. Çünkü gece geç saatlerinde oldu. Sabah saatlerinde hava daha da soğuktu. Ancak o umutlu bekleyiş. Evet, şu anda bir araç geldi. O aracın içerisine konulacak. Çünkü Burak'tan rica edeceğim. Muazzam da bir trafik var. Tabii ambulansların, araçların da ilerlemesi zaman zaman güç olabiliyor. Burak, şöyle sola doğru dönersen trafiğin ne kadar yoğun olduğunu bölgede görebilirsiniz. Şu anda bu noktada çıkarılan o kız çocuğu da aslında onunla, şu burada bulunan bir araçla birlikte, çünkü durumu iyi görünüyor. İşte o bahsetmiş olduğumuz yaşam üçgeni, ifade ettiğiniz gibi yan yatmış durumda. Ve yukarıdan bir kişi daha çıkarıldı. Burak, onu da gösterirsen bakın, bir kişi daha geliyor. İki kişi demişlerdi. Bakın, el sallıyor Mehmetçik orada. Askerler de yoğun bir şekilde o mücadeleye katılmış durumda. Ve şu an itibariyle umutlu bekleyişten iki kişi çıkarıldı. Kuşkusuz uzun süredir bu noktadalardı. Ve şu an itibariyle onlar da kurtarılmış durumda. Ve burada bulunan bir araçla birlikte götürecek. Çünkü şunu belirtelim, trafik oldukça yoğun. Ekiplerin de tabii ki bazı yerlere ulaşması güç oluyor. Birçok binanın yıkılmış olduğu belirtilmişti. Şu anda burada bulunan, enkazdan çıkarılanların da hastaneye götürüldüğünü belirtelim. Evet, bir diğer hanımefendi hemen enkazın üzerinde.